Değerli izleyenler, EYT emekli olmalı açıklaması çok duyarlı çevrelerden bir bir geliyor. EYT ile ilgili salgınla mücadele eden en önemli kesimlerden ve dar gelirli durumlarıyla ve birçok sosyal hizmet fonundan da faydalanamadıklarından EYT emeklilik sinyalleri yanmaya başladı değerli izleyenler. İktidar çevrelerinden EYT ile ilgili evet değerli izleyenler olumsuz düşüncelerin dağılması, uygun EYT planlarının, söylemlerinin, tekliflerinin sunulması ve muhalefetteki oluşan EYT hücumu ve iktidarın buna karşı geliştireceği sürpriz ataklar. Daha birkaç gün önce EYT emekli olduğunda EYT'yi de ilgilendiren bir gelişme yaşandı. 900, 1000, 1100, 1200, 1300 TL civarındaki birçok emekli maaşına ne geldi biliyor musunuz? Zam geldi değerli izleyenler. Yani EYT emekli olursa, evet EYT emekli olursa işte bu zammı alacak. EYT emekli olursa değerli izleyenler 1500 TL'den aşağı maaş almayacak. Şimdi emekliye güzel paketler açıklandı. İlk intibak yapıldı. 2 milyon aileye 1000 lira destek verilecek. Ve bununla da kalınmıyor. Daha birçok alanda hükümet, devlet, evet değerli izleyenler, vatandaşın hizmetine koşmak için can atıyor. Yeter ki bu virüse karşı vatandaşımız kendini bilinçli bir şekilde korusun. Her şey devletten beklenmez. Ne olursa olsun bir insanın elini yıkaması, diğer kişilerle irtibatında sosyal mesafeyi koruması ve bu sosyal mesafeyi korudukça ve kendine dikkat ettikçe bu salgından en az hasarla kurtulma içgüdüsü. Evet değerli izleyenler, bu olay çok önemli bir olay. EYT ile alakalı EYT'nin ismi değiştirilerek EYT'nin bölüm bölüm çözümü ile alakalı bazı haberler gerçekten artık sesi yükselerek çıkmaya başladı. Yani EYT'yi çözümsüz asla bırakmayacağız. EYT'yi Babacan ve Davutoğlu'na bırakmayacağız söylemleri. Evet, iktidar koridorlarında yoğun bir şekilde söylemlenmeye başlandı. Tabii ki bu kulislerden tabii ki değerlendirmeler belli dönemlerde kamuoyuna ve medyaya yansıyor. Biz de bunlardan istifade ediyoruz. Takip ediyoruz. Evet, bu yayınları, bu açıklamaları, bu düşünceleri bizzat soruyoruz, tepkimelerine bakıyoruz. Ama şuna emin olun, EYT gerçekten start alıyor. EYT'nin startı EYT adı altında olmadan alacak. Özellikle korona salgına karşı destansı bir mücadele veren ve elindeki kıt imkanlarla bu salgına direnmeye çalışan değerli yurttaşlarımızın EYT'lileri. Hiç gördünüz mü saygısızlık yapan bir EYT'li? Hiç gördünüz mü değerli izleyenler? İşte Sayın Cumhurbaşkanımız da EYT'nin arasını açmaya kimsenin gücü yetmeyecek. EYT'yi Sayın Cumhurbaşkanımızdan soğutmaya kimsenin gücü yetmeyecek. Buna izin vermeyeceğiz değerli izleyenler. Öyle koşacağız ki, öyle çalışacağız ki. Ve bu bahar aylarında özellikle Mart ayının sonuna doğru gidiyoruz. Ve EYT ile ilgili EYT'yi andıran bir açıklama istiyoruz. Koronavirüs yoğunluğu bir anda oluştu. Tabii ki planlı bir şey değildi. Ama ne olursa olsun acılar insanları kenetlendirir. Üzüntülü olaylar kenetlendirir. Ve Sayın Cumhurbaşkanımız da EYT kenetlenmesi çok yeni bir ufka yelken açtı değerli izleyenler. Emeklilikte yaşa takılanlar için yepyeni bir dönemin ayak sesleri bunlar. Emeklilikte yaşa takılanlar için yepyeni bir dönemin ayak sesi bunlar. Evet değerli izleyenler, sizler için yepyeni bir dönemin başlangıcı ve startı veriliyor. Artık koronavirüs salgınından sonra EYT'lilerin 45 ila özellikle 55 yaş arasındaki bu EYT'li kardeşlerimizin sosyal ve ekonomik durumu masaya yatırılacak. Ve bu masaya yatırılan hesaplamalar ve çalışmalar esnasında evet değerli izleyenler, emeklilikte yaşa takılan demeyeceğiz artık. Takılma kelimesine artık gerçekten takıldım. Emekler yaşa takılmayacak, emekler emekli olacak. Artık takılma olayını ben bırakıyorum. Emekler yaşa takılmayacak diye ibareyle belirtmek istiyorum. Takılmayacak değerli kardeşlerim. En doğal sosyal hakkınız takılmayacak. 2 milyon aileye 1000 lira veriliyor. Evet, bu konuyu biliyorsunuz.
EYT'lere şu anda yapılması gereken adımlar nelerdir? EYT'lere şu anda destek verilmesi gerekmektedir. EYT'lerin kazanılması gerekmektedir. Bu siyasi açıdan da gereklidir. Sosyal refah açısından ve ekonomiksel anlamda toplumun güçlenmesi açısından da önemlidir. Ticaretin gelişimi açısından da önemlidir. Kendi kendini amorti eden ve EYT'nin emekli edildiğinde bütçeye yük olmayacak formülleri derhal hayata geçirilmelidir. İktidar cenahında oluşan olumlu hava artık vücuda geçmeli. Kanunsal durumlara ve yani meclisteki hareketli bir yasa teklifinin yerini almalıdır. Virüsle ilgili bir hafta 10 gün içerisinde inşallah olumlu bir seyre indiğinde ve toplumsal tehdidi ortadan kalkmaya başladığında işte bu güzel adımları sizlere haykırmak ve sizlere anlatmak başlıca vazifemiz olmalı. Evet değerli izleyenler, emeklilikte yaşa takılan kardeşlerimiz, yepyeni bir dönemin işaret fişeği olan bu günlerde sizlerin de tabii ki emeklilikte yaşa takılanlarla beraber kenetli ve bir ve beraber olması en büyük vazifemiz olmalı. Emeklilikte yaşa takılanlar için yepyeni bir dönemin ayak sesleri evet başlıyor. Emeklilikte yaşa takılanlar için güçlü bir ses başlıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın sürprizi çok yakın. Gerçekten böyle inanıyoruz. Çünkü sürprizleri seviyor. Aynen genel sağlık sigortası hamlesi gibi. Bir sabah ansızın belir verdi. Bu kararnameyi görünce oldukça mutlu oldunuz değil mi? Emeklilikte yaşa takılanların, takılmayanların diyeceğiz artık. Emeklilikte evet bu şekilde EYT'lerin bu kadar sıkıntılı ve bu kadar buhranlı günlerinde maaşlarının da düşmemesi için yasa teklifini kim hazırladı? Bu yasa teklifiyle beraber emeklilikte yaşa takılanlar ve EYT'ler çok yepyeni bir dönemin başlangıcı oldular. EYT'ler artık meydanlarda boş hamaset yapan veya birbirlerine çekişenleri değil, artık bu konuda olumlu hava için adım atanların peşine koşmaya başladı. Evet değerli izleyenler, EYT'ler yepyeni bir döneme daha güçlü girmek adına güçlü adımlar atmaya başladı. Emeklilikte yaşa takılanlar önemli bir açılımla artık emekli olmak için gün saymaya başladı. Artık hak ettiler. Bu topluluk bu virüsle mücadelede, bu salgınla mücadelede yalnız bırakılmamalı ve emeklilik müjdesiyle bu sevinci taşlandırmalıdır. Hazineye yük olmayan planlar da bu konudaki iştahlı istemimizin evet sebebidir ve dayanağıdır değerli izleyenler. Evet değerli izleyenler, çok güçlü bir döneme yelken açıyoruz. Önemli bir döneme yelken açıyoruz. Evet, önemli duraklar, önemli açıklamalar ardı ardına geliyor. İşte EYT için emekli olması derken, işte bu hususa parmak basıyoruz. Emeklilikte yaşa takılanların daha güçlü yarınlara koşması için çabalıyoruz. Evet değerli izleyenler, EYT'ler emekli olmalı. EYT'ler hak ettiği yerde olmalı. EYT'ler bunu hak ediyor. EYT'ler emekli olmayı hak ediyor. İşte değerli izleyenler, değerli EYT'ler, emekli olmak hakkınız. Tabii ki sonuna kadar, tabii ki en içten dileklerle. Evet değerli EYT'ler, güzel günler yakın diyoruz. Çünkü hak eden bir durum var. Çünkü hak eden bir kesim var değerli izleyenler. Değerli EYT'liler, yepyeni bir dönemde güçlü bir anlayışla ve ufukla bu yola çıktık. Emeklilikte yaşa takılanların bu sevincini, bu umudunu kimse kıramayacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız, maliyeti olmayan veya maliyeti en düşük bu EYT'nin EYT'ye beklettiği sistemi mutlaka kabul edecektir veya buna benzer sunulan planlardan birisini kabul edecektir. EYT için yepyeni bir dönem inşallah 2020'ye nasip olacaktır. Biz de bu konuda hükümetin ani ve milleti sevince boğan açıklamasını iple çekiyoruz. Bütçeye yük olmayan bir projede nakit akışına ihtiyacı olan hükümetin buraya hayır diyeceğine asla inanmıyorum. Evet değerli EYT'liler, kanalıma abone olmayı, videoma beğeni atıp yorumlarda bulunmayı unutmayın.
Her şey EYT için. Çabalarımız onun için. Görüşmek üzere.